Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda duyu organları ile ilgili soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuz, göz modeli üzerinde numaralandırılmış kısımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. 1. Gözün en dış kısmında bulunan saydam tabaka veya diğer adıyla korneadır. Yani sert tabakadır. O yüzden A ve C olabilir. 2 numara orta kısımda bulunan damar tabakadır. 3 ise en içte bulunan A tabaka yani retinadır. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edelim. İris göz bebeği 1'de yer alır. Görüntünün oluştuğu sarı benek 2'de yer alır. Göz ile ilgili verilen açıklamada numaralandırılmış boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Göz bebeği irisin ortasında bulunur ve gelen ışığa göre büyüyüp küçülebilir. Yani damar tabakada yer almaktadır. Bu nedenle bir damar tabakadır. Çünkü göz bebeği damar tabakada bulunur. Sarı benek ise arkadaşlar, A tabakada yer alıyor. Diğer adı sarı lekedir. Duyu almaçlarının bulunduğu kısımdır. Yani cevabımız 1 damar tabaka, 2 A tabaka, B seçeneğidir. Doğru yanıt. Üçüncü sorumuza bakalım. Duyu organlarımızdan burnumuzun özellikleri ile ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir. Bu tabloya göre yapılan işaretlemelerden hangileri doğrudur? Öncelikle bu sorularda tabloya kendi cevaplarımızı bulup işaretleme yapalım. Daha sonra doğru cevaplarımızla tablodaki çakışan cevaplar doğru olarak kabul edilecektir. Bir de havanın temizlenmesi ve nemlendirilmesi mukus aracılığı ile yapılır diyor. Evet, mukus salgısı havanın içindeki tozu tutar ve nemlendirir. O yüzden cevabımız evet olmalı. 2'de burun boşluğu yutağa açılır diyor. Burun boşluğunun arka tarafı yutağa açılır. Bu nedenle bu cevap da doğrudur. 3'te sürekli aynı kokuyu kokladığımızda burnumuzun o kokuya karşı duyarlılığı azalır. Burnumuzdaki duyu hücreleri çabuk yorulur. Buna koku yorgunluğu da deniyor. Bu nedenle bu cevabımız da doğru. Tabloda bizde aynı cevaplar 1'de ve 3'te verilmiş. 2'de yanlış cevap verilmiş. Burun boşluğu yutağa açılır. Cevap evet olmalıyken hayır işaretlenmiş. Bu nedenle bizden doğru olanları sorduğundan dolayı 1 ve 3'ü alacağız. Yani cevap anahtarımız B seçeneği diyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Kulak şekli verilmiş. Kulak dıştan içe doğru 3 kısımdan oluşur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kulak dıştan içe doğru 3 kısımdan oluşuyor. En dışta ses dalgalarını toplayan kulak kepçesi, daha sonra kulak yolu ve dış kulağın orta kulağa bağlanan kısmı yani kulak zarı yer almakta. Daha sonra orta kulak yer alıyor. Orta kulakta vücudumuzun en küçük kemikleri olan çekiç, örs, üzengi kemiği bulunuyor. Aynı zamanda üzengi kemiğinin arka kısmında, şu kısımda oval pencere yer alıyor. Oval pencere orta kulağı iç kulağa bağlamakta. Orta kulakta bir de şuradan yutağa açılan östaki borusu bulunuyor. İç ve dış basıncı dengeliyordu. Daha sonra en iç kısımda ise iç kulak yer alıyor. İç kulak oval pencereye bağlı olan dalızla başlıyor. Şu kısım dalız. Dalızdan daha sonra ses dalgaları salyangoz ile sinirlere taşınıyor. Yani iç kulakta dalız ve salyangoz, bir de salyangozun en iç kısımdaki duyu hücrelerinden çıkan şekilde sinirler bulunuyor. Bir de
İşitme ile ilgili olmayan iç kulakta yarım daire kanalları bulunuyor. Şurada kanal şeklinde görüyoruz. Bunlar beyincikle birlikte vücudumuzun dengesini sağlıyordu hatırladıysak. Şıklara dönelim şimdi. A şıkkında dalız iç kulakta yer alır diyor. Evet, dalız şuradaydı, iç kulakta bulunuyor. B şıkkında oval pencere iç kulakta bulunur diyor. Hayır, oval pencere arkadaşlar orta kulakta yer alıyordu. Orta kulağı iç kulağa bağlıyordu. C şıkkında kulak zarı orta kulakta bulunur diyor. Hayır, kulak zarı dış kulağa orta kulağa bağlıyor. Yani dış kulakta bulunuyor. D şıkkında salyangoz orta kulakta bulunur diyor. Salyangoz da orta kulakta bulunmaz. Salyangoz işitme sinirleriyle bağlantılı olan duyu almaçlarının bulunduğu iç kulakta yer alır. Bu nedenle doğru olan A yanıtıdır. Dalız iç kulakta bulunur. Doğru cevaptır. Beşinci sorumuza devam edelim. Dilimizin her bölgesi tüm tatları algılar. Ancak dilimizin bazı bölgelerinde belirli tat için özelleşmiş tat tomurcukları daha fazladır. Yandaki görselde semboller ile gösterilen yerlerde hangi tatları alan tat tomurcukları fazla bulunur demiş. Tat tomurcukları dilin her yerinde bulunuyordu ve duyu almaçları ile bağlantılıydı. Duyu almaçları da sinirlerle bağlantılıydı. Dilin her yerinde bulunuyor. Ancak bazı bölgelerde bazı tatları algılayan tat tomurcukları daha fazla bulunuyor arkadaşlar. Bunların hangi kısımlarda bulunduğunu soruyor bize. Dilin en uç kısmı tatlıyı algılıyor. Yani üçgene baktığımızda üçgen arkadaşlar tatlı olacak. Ön yanlar tuzluyu algılıyor. Yıldız tuzlu olacak. B ve D'de yıldız doğru vermiş ama üçgen D'de sadece doğru. Buradan bize D seçeneğinin doğru olduğunu zaten söylüyor. Şıklardan eleyerek gidebiliriz. Arka yanlar yani kare ekşiyi algılayacak. En arka kısım ise daire ise acıyı algılayacak. Doğru yanıtımız D seçeneği. Bu sadece arka kısmın acıyı algıladığını göstermez. Ne demiş soruda? Bazı bölgelerde daha fazla bulunuyor. O nedenle arka kısımda daha yoğun olduğu için beyne acı tat bu kısımdan daha yoğun olarak gönderiliyor. En güzel örneği de acı bibere dilimizin ucuyla tadına baktığımızda dahi acı olduğunu algılayabilmemiz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Tabloda verilenlerden hangisi alt deride bulunmaz diyor bize. Biliyoruz ki deri iki kısımdan oluşmakta. Üst deri ve alt deri. Üst deride deriye renk veren hücreler bulunuyor ve üst deri ölüdür. Alt deride ise ter bezleri, yağ bezleri, duyu almaçları, kıl kökleri, sinirler ve kan damarları bulunuyordu. Bizi alt deride bulunmaz dediğine göre üst deride bulunanı soruyor. Ter bezleri alt deride bulunuyordu. Duyu almaçları bulunuyor, yağ bezleri bulunuyor. Fakat deriye renk veren, melanin pigmenti salgılayan hücreler üst deride bulunuyordu. O zaman alt deride bulunmayan dördüncü bölüm yani D seçeneğidir. Diğer sorumuza devam edelim. Kartlarda kulakta bulunan bazı yapılar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre kaç numaralı yapı bulunduğu yer bakımından diğerlerinden farklı bir bölümdedir diyor. Yarım daire kanalları iç kulakta bulunuyor ve işitmeyle bir alakası yoktu. Yarım daire kanalları dengeyi sağlıyordu beyincikle birlikte. Yani yarım daire kanalları iç kulakta bulunuyor arkadaşlar. 2'de kulak salgısı demiş. Kulak salgısı dış kulakta yer alıyordu. Hatırlarsak kulak salgısı kulaktaki
kiri ve tozu tutuyordu, kulağı temizliyordu. Aynı zamanda kulak zarının da kurumasını engelliyordu. Üçte dalız orta kulaktaki oval pencereyle bağlantılıydı. Dalız iç kulakta bulunuyor ve orta kulaktan gelen ses dalgalarını salyangoza iletiyordu. İşitme sinirleri de iç kulakta bulunuyor ve işitme sinirleri beyne ses dalgalarının iletilmesini sağlıyor. Farklı bir bölümde bulunan dediğine göre 1, 3 ve 4 iç kulakta bulunuyor. Kulak dalgası ise dış kulakta bulunduğu için 2 kulağın farklı bir bölümünde yer aldığı için cevabımız B şıkkı oluyor. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdaki masa üzerindeki kaplara eşit büyüklük ve kütlelerde çiğ patates, elma ve soğan kesilerek bırakılmıştır. Ayşe burnunu kapatarak Ali burnunu kapatmadan tabaktaki yiyeceklerin tadına bakmıştır. Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Beynimizde koku ve tat merkezleri bağlantılıdır. Yani koku alma ile tat alma organlarımız birlikte uyum içinde çalışıyor. Kokusunu alamadığımız besinlerin tadını da iyi alamayız arkadaşlar. Örneğin grip olduğumuzda burnumuz tıkanır, koku alamadığımız için besinin tadını da iyi alamayız. Soruda Ayşe burnunu kapatıyor demiş bize. Ali ise burnunu kapatmadan yiyeceklerin tadına bakmış. O halde Ayşe besinlerin tadını iyi algılayamaz. Hangisi doğru bir ifade değildir diyor bize. A seçeneğinde Ali yiyeceklerin tadını daha iyi algılar demiş. Ali burnunu kapatmadığı için evet yiyeceklerin tadını daha iyi algılıyor. Tat ve koku alma arasında bir ilişki vardır. Buradan biz bunu da çıkartabiliyoruz. Bu yorumu da yapabiliriz. Koku alma hissi arttıkça tat alma hissi azalır. Hayır, koku ve tat merkezi bağlantılı olduğu için kokusunu alamadığımız bir besinin tadını da iyi algılayamayız. Ayşe'nin burnunu kapatması tatları algılamasını azaltır. Evet, bu da doğru. Doğru olmayan sorduğu için C seçeneği yanlıştır arkadaşlar. Diğer sorumuza devam edelim. Çevremizde meydana gelen değişiklikleri duyu organlarında bulunan duyu almaçlarıyla algılarız. Duyu almaçlarının bulundukları yerlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Dış çevremizi algılamamızı sağlayan duyu organlarımızdır arkadaşlar. Ve duyu organlarımızda duyu almaçları bulunur. Bu duyu almaçları sinirlerle beynin duyu alma merkezlerine uyarıları taşır. Her duyu organında duyu almaçları farklı bir bölümde bulunmakta. Bize hangi duyu almacının yeri yanlış verilmiştir diye soruyor. A şıkkında kulakta yarım daire kanallarında bulunur demiş. Kulakta iç kulaktaki salyangozda bulunur. Yarım daire kanallarında bulunmaz. Yarım daire kanallarının işitmeyle bir ilgisi yoktu. İç kulakta yer alıyor. Ancak beyincikle birlikte vücudumuzun dengesinde görev alıyordu. Gözde sarı lekede bulunur demiş. Gözde A tabakadaki sarı lekede yer alıyor. Evet, duyu almaçları sarı lekede bulunur. B seçeneği doğru. Burunda sarı bölgede yer alır demiş. Evet, burnun üst kısmındaki sarı bölgede duyu almaçları yer alır. Dilde tat tomurcuklarında bulunur. Evet, duyu almaçları dilimizin üzerindeki tat tomurcuklarında yer alıyor. Yanlış olanı sorduğu için kulaktaki duyu almaçlarının yeri A seçeneğinde yanlış verilmiş arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacak. 10. sorumuza devam edelim. Duyu organlarımızın sağlığını korumak için alınması gereken bazı önlemler verilmiştir. Buna göre duyu organlarımızın sağlığı ile ilgili verilen önlemlerden hangileri deri ile ilgilidir demiş. Birinci maddede kimyasal maddelerle çalışırken eldiven kullanmalıyız. Evet, elimizin derisini korumak için, tahriş etmemesi için, kimyasal maddelerden korumak için eldiven takmalıyız. Deri ile ilgili bir önlemdir bu. Ağız temizliğine önem vermeliyiz. Bu dilimizle ilgilidir. Yanlış, deri ile ilgili değil. Güneşin altında gereğinden fazla kalmamalıyız. Bu da cilt sağlığı, deri sağlığı ile ilgilidir.
çok şiddetli ve aşırı gürültünün olduğu ortamlardan kaçınmalıyız. Duyma problemi, işitme problemi yaşamamak için çok yüksek şiddetli seslerin olduğu yerde bulunmamamız gerekiyor. Kulak sağlığı ile ilgili, deri ile ilgili olanlar arkadaşlar 1 ve 3 olacak. Doğru seçeneğimiz A şıkkı. Diğer sorumuza devam edelim. 11. sorumuz. Duyu organlarımızdan biri olan gözümüzde bazı kusurlar meydana gelebilir. Tabloda bazı göz kusurları ve bu kusurlara ait bilgiler karışık olarak verilmiştir. Buna göre verilen bilgiler ve göz kusurlarının doğru eşleştirilmesi nasıl olmalıdır demiş. A'da miyopluktan bahsediyor. Miyop uzaktaki cisimlerin net görülmemesidir. Kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Bu nedenle verilen bilgilerden 2 numarada yakını iyi görüp uzağı net görememe dediği için biz 2'yi A ile eşleştireceğiz. B'de astigmatlık demiş. Görüntünün bulanık olmasıdır ve silindirik mercekle düzeltilir. 3 numarada görüntü daima bulanıktır diyor. 3'ü B ile eşleştireceğiz. C'de şaşılık doğuştandır. Ameliyatla düzeltilir. Göz kaslarının birbiriyle uyumlu çalışmaması durumudur bu. Bir de doğuştan ya da nadiren sonradan oluşabilir. Ameliyatla düzeltilebilir dediği için 1'i C ile eşleştireceğiz. Yani 1C, 2A, 3B doğru yanıtımız D seçeneği olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım ve son sorumuz. Kulağa gelen ses dalgalarının beyine iletilene kadar izlediği yol aşağıda hatalı verilmiştir. Hangi iki kelime yer değiştirirse yapılan hata düzeltilmiş olur. Biliyoruz ki kulak dıştan içe doğru 3 kısımdan oluşuyor. Dış kulak ses dalgalarını alıp en iç kısımdaki işitme sinirleriyle beynin duyma merkezine gönderiliyordu ve dışarıdan gelen ses algılanmış oluyordu. Ses dalgaları dış kulaktaki kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarıyla algılanıyor arkadaşlar. Yani bu üçü dış kulakta bulunuyor ve kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarı doğru bir sıralama. Kulak zarından sonra vücudumuzdaki en küçük kemikler olan çekiç örs üzengi kemiklerine uyarı iletiliyor. Çekiç örs üzengi kemikleri orta kulakta yer alıyor ve oval pencere ile bağlantılı. Yani çekiç örs üzengi kemiklerinden uyarı oval pencereye gelecek. Dalızla yer değiştirmesi gerekiyor. Daha sonra oval pencere iç kulaktaki dalızla bağlantılı. Dalızdan salyangoza ve salyangozdan işitme sinirlerine gidecek. Salyangozda duyu almaçları yer alıyordu. O halde ses dalgaları kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarı, çekiç örs üzengi kemikleri ve oval pencere. Daha sonra dalız, salyangoz işitme sinirleri şeklinde olacak. Dalız ve oval pencere yer değiştirdiği durumda yanıtımız A seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Duyu organları ile ilgili sorularımızı burada tamamlamış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.